Sevgili Şehrin Nabzı izleyicileri, herkese merhabalar. Birbirinden farklı sektörlerin birbirinden başarılı isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dayız efendim. Tekstilden eğitime kadar birçok alanda başarılı faaliyetler yürüten iş insanı Hakan Öztürk karşılıyor bizleri. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanıyalım mı sizleri? Hakan Öztürk, 01-02-1986 Diyarbakır Çınar doğumluyum. Lise mezunuyum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilikten sonra pamuk sektörüne girdik. Pamuk sektörü belirli bir süreden sonra işte fabrika sistemine geçtik. Şu an fabrika, yaklaşık 10 yıllık bir fabrika deneyimiz var. Fabrikanın yanı sıra yeni bir projemiz var. Yeni projemizle beraber şu an çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra eğitim alanımız da var. Çocuklarımıza, bölgemize güzel bir eğitim sistemi, eğitim merkezi kurduk. Şu an o da faal, zaten aktif çalışıyor. Evet, peki öyleyse ilk olarak tekstil sektörüyle başlayalım. Buradaki faaliyetlerinizi konuşalım. Çırçır fabrikanızda hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz? Çırçır fabrikamızda çiftçiden aldığımız pamukları kütle olarak alıyoruz. Bunları balya haline getirip iplik tarafına gönderiyoruz. Pamuğun çiğit olan bu kısmı da işte yağ fabrikalarında yağ olarak bölgemize sunuluyor zaten. Peki fabrikanızın fiziki şartları ve teknolojik altyapısı nasıldır? Fabrikamız 6 dönüm kapalı alan. Yaklaşık 23 dönümlük bir alan kaplıyor. 70'e yakın bir istihdam sağlıyoruz. Bizim Savcın makinalarıyla çalışmamız devam ediyor. Savcın makinalarımızın kapasitesi ortalama günlük 250 ton kütlü civarında bir kapasiteyle çalışıyoruz. Şu an aktif ve çalışıyoruz. Evet, peki Çırçır fabrikanızda kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz? Onları oluştururken nelere dikkat edersiniz? 80'a yakın bir istihdam sağlıyoruz. Onları oluştururken işin erbabı olan, ehli olan, makinelerden anlayan iyi ustalarımız, çalışkan insanları seçerek, bizim zaten şirketin müdürü olarak arkadaşlar ilgileniyor. O tür konulara hassasiyet, bir proje şeyleri var, programları var. O programa göre eleman alıyorlar. Peki Hakan Bey, üretim kapasiteniz nedir? Üretim kapasitemiz yılda 40 bin tona kadar kütlü pamuk alma gücümüz var. Tabii bölgenin şartları, pamuk ekim alanları, ticari sıkıntılardan dolayı bunu biraz düşürmüşüz. Şu an ortalama yıllık 15 bin ton pamuk alıyoruz. Evet, pamuk üretiminde de iyi bir yerdeyiz Güneydoğu Anadolu bölgesi, evet, olarak, Diyarbakır olarak. Bununla birlikte hangi bölgelere hizmet veriyoruz, ihracatımız var mı? Yurt dışına şu an yok. Yeni bir projemiz de inşallah da olacak. Şu an Türkiye'nin işte İzmir, Adana, Maraş gibi yerlere pamuk sevkiyatımız oluyor. Pamuk alımlı yerlerimiz de Çınar, Bismil, Diyarbakır Merkez bölgesi olarak pamuk alıyoruz. Peki yoğunlukla bu bölgedeyse ben eğitimle ilgili faaliyetlerinizi de konuşalım. Çünkü tekstilden yola çıkıp eğitime güzel yatırımlar yapmışsınız. Güneydoğu'nun ve Doğu'nun en büyük oyun okulunu kurmuşsunuz çocuklara yönelik. Bundan biraz bahseder misiniz? Oyun okulumuz kafe, restoran, oyun okulu bir merkez. Çocukların oyun eğlenebilecek alanları var. Çocukların eğitim görebilecek atölyeleri var. Aynı zamanda aylık öğrenciler, standart sabit öğrencilerimiz oluyor. Günübirlik öğrencilerimiz oluyor. Biz bunlara 16'ya yakın bir ekibimizle bölgemizin insanlarına, çocuklarına eğitim hizmeti veriyoruz. Peki atölyelerimizi konuşacak olursak daha çok neye yönelik eğitimlerimiz var? Ne yapıyor çocuklar bu atölyelerde? Atölyelerimiz 4 taneden oluşuyor. Marangoz atölyesi, bilim atölyesi, drama atölyesi, resim atölyesi. Çamur var, slime var. Bilim atölyesinde çocukların işte psikomotor, ondan sonra çocukların gelişimleri için yapılan eğitimlerdir.
Evet, peki bu eğitimlerin yanı sıra çocukların beslenmesine de özen gösterilebiliyor mu bu okulunuzda? Sağlıklı yiyecekler tüketilebiliyor mu çocuklar için? Genellikle biz kendimiz bazı yiyecekleri kendimiz olarak yapıyoruz. Burada işte yazın bölgeden aldığımız meyve sebzelerden konserve yapılıp kışın tüketiliyor öğrencilere. İçeceklerimiz elimizden geldiği kadar kendimiz okulumuzda yapıyoruz. Çocuklarımız zaten o bizim aşçılar eğitimli oldukları için gereken her şeyi zaten yapıyorlar. Şimdi çocukların beceri kazanması açısından bu atölyeler oldukça önemli. Ama ebeveynleri ilgilendiren bir konu daha var. Çocuk yaşta yabancı dili öğrenmeleri daha kolay oluyor. Bu yüzden ebeveynler çocukların eğitim aldıkları yerde mümkün olduğu kadar bu dile de vakıf olmalarını istiyor. Buna yönelik çalışmalarınız da var mı? Buna yönelik yabancı dil hocalarımız var. Ayrı bir sınıfımız var. Kendileri zaten velinin, ebeveynin istediği şeyde bizim hocalar eşliğinde eğitim veriliyor yabancı dil olarak. Evet, ne kadar güzel. Şimdi bir ebeveynin, bir ailenin çocuğunu bir yere teslim etmesi oldukça zordur. Yani sırtını dönüp bir bardak su bile içmeye çekinir aile. Dolayısıyla çocukları size bırakacaklar. Ebeveynlerin içini rahatlatacak bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani ebeveynler için avantajları nedir bu atölyelerin? Oyun merkezimizde olan bütün çalışmalar profesyonel bir çalışmadır. Hocalarımız, en iyi hocalarımızı bölgenin iyi hocalarından seçerek kendi okulumuzda yürütmekte olan çocuklarımızın eğitimle ilgili alakalı hepsi profesyonel hocalarımızdır. O konuda hep müşteri olun. Ondan sonrası da çocukların, ebeveynlerin bırakacağı yerleri zaten hepsi kontrol altında ve her yer izlenim altında. Hiçbir sıkıntı bugüne kadar, yaklaşık 5 yıla yakındır bir faaliyet gösteriyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da olmaz diye düşünüyoruz. İnşallah olmaz. Peki yaş gruplarını konuşacak olursak hangi yaş grupları sizden eğitim alabiliyor? Bizim yaş gruplarımız 3 ile 7 arasında olan yaş gruplarıdır. Ayrıca 3-7'den sonra 12 yaşa kadar da taleplerde kabul edebiliyoruz. Ve eğitim kurumunuzda beslenmeden oyun alanlarına kadar birbirinden farklı atölyelere kadar çocuklar burada eğitimlerini alıp aynı zamanda eğlenebilecekler. Ve bununla beraber bize bir projenizden daha bahsetmiştiniz röportaj öncesinde. Gelecek hedef ve planlarınız, hali hazırda devam eden projeniz nedir? Bizim kapasitemiz yüksek olduğu için bizim bölgede bir iplik fabrikaları kurmayı düşünüyoruz. Bölgemizde bize insanlarımıza, bölgemize destek sağlayacak güzel bir projemiz var. Kompak Penye İplik Fabrikası. Şu an çalışmalarımız var. İşte arsayla, işte inşaatla şu an ilgileniyoruz. Bizim tek bir sıkıntımız yurt dışından gelen makinalardır. Makinalarımızı bekliyoruz. Hayırlısıyla makinalarımız ülkeye gelirse fabrikayı çalıştıracağız. Bununla birlikte fabrikamızda 300'e yakın istihdam sağlanacak. Ayrıca ülkeye dışarıdan döviz, yani ihracatımız olacak. İtalya'dan, Portekiz'den, Fransa'dan gibi ülkelerden Türkiye döviz akışı olacak. Bu bölgemiz için ve insanlarımız için çok güzel ve geleceği iyi olan güzel bir projedir. Peki Hakan Bey, sizce bugüne kadar neden tercih edildiniz veya neden tercih edilmelisiniz? Bölgemizde pamuk işinden, bizi tohum, Golden West firmasından Diyarbakır'daki pamuk tohum tedariğini sağlıyoruz. Kaliteli, bölgemize yapısına uygun tohumlar getirdiğimiz için, ödemelerimizde hiçbir sıkıntı olmadığı için, müşteri memnuniyetimiz yüksek potansiyel olduğu için, çalıştığımız firmalardan hiçbir sıkıntı görmediğimiz için bu sebeplerden dolayı müşterilerimizin tercih ettiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi tercih eden firmalara ve ebeveynlere eğitim alanında neler söylemek istersiniz? Benimle çalışan bütün çalışma arkadaşlarım, uzman ekibimle buradan onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim alanında bize güvenen, destek veren bütün velilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Aynı zamanda böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Efendim, biz teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlandık. Başarılarınız daim olsun.
Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizlerin huzurunda iş insanı Hakan Öztürk'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımız farklı bir sektörle yoluna devam edecek.